Anneciğim! Kim gelmiş? Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi? Evet. Şimdi güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayayım. Daha doğrusu acele acele bir kahvaltı sofrası hazırlayayım. Gel senin de şöyle güzelliğini görsünler anneciğim. Ay anneme bakın anneme. Ay annesini de fıstıktı. Çok severmiş ya Rabbim. Yine fıstık. Hep fıstık. Özlemişsinizdir diye annemle hemen bir video koyayım istedim. İyi yapmış mıyım? Tabii ki de iyi yapmışsın. Ne yapıyoruz şimdi? Kahvaltı yapıyoruz. Hızlıca kahvaltı hazırlayacağız. Yola çıkacağız. Oradan da anneanneye gideceğiz. Anneanneye ta Balçovalara gideceğiz. Evet. Evet. Işığım bu sefer birazcık sönük olabilir çünkü büyük ışığımı getirmedim. O yüzden olsun yine gündüz vakti. Böyle. Hadi başlayalım. Tamam. Ben bir şey yapayım mı yüzüme birazcık bir şeyler süreyim geleyim. Güzelleşeyim de geleyim dedi. Yine sizin için hazırlık yapıyor. Hep sizi düşünüyor yahu. Yemin ederim anneme kanal açacağım. Beni peynirsiz kahvaltılarda bıraktı. Çok güzel zeytin. Bu güzel mi anne bu turşu? O zeytini ha onlar da demirciden geldi. Çiğ mi yine? Seninkiler iyi mi? Ya böyle pütür pütür herhalde bilmiyorum. Güzel fena değil. Sen de istiyor musun? Tabii tabii. Zeytinimizi de çıkar diyorum de. Ne yanımda duruyor zeytinim. Çocuksan gıcık olacaksın. Nam nam nam. Acıktık değil mi? Üf. Saat 1:30'a geliyor. Bu kız 8'de kahvaltı yapar. Randevular üst üste geldi. Sesim geliyor mu oraylara kadar acaba? Geliyordur herhalde. Gelmiyorsa da artık kısmet değilmiş. Bir uzak. Oo annen süslendim diyordu. Çok seviyorsun diye. Aslında ben diğer türlü de seviyorum da. Evet. Bir nemlendirici, bir güzel koku, bir müzik. Bunlar da benim için yok. Onlar temel. Bak böyle de. Ben bunu getiriyorum. Ooo. Sana ön hazırlık. Hani götüreceksin ya. Hmm. İstanbul'a onda öyle. Dışarıya koyayım balkona. Şu üste. Zeytinyağımız bitti mi? Var gerisi var. İyi bunu bitirdim ben. Dolu olarak da var. O yetmiyorsa. Bu bitti. Ha ben onu çıkarmış mıydım? O zaman yarısını da alması çıkarmışım ama yemişim demek ki yarısını. Ooo ben sizken sucuklu yumurtalar yemişsin maşallah. Evet, evet, evet. Sana güzelim, yakınlara gelirsem alır kaçarım. Uzaklara gitme, sana güzelim, yakınlara gelirsem alır kaçarım. Demek ki şarkı söyleme alışkanlığı kimden gelmiş bana? Ay açık mıydı orası? Ya yakalandım. Yakalandım ben yakalandım. Anneanne gelmişti.
annen sabah kalkar kalkmaz o radyo açılır. Sabahtan akşama kadar zaten bütün süpürgedir, bilmem o zaman süpürge faslı var biliyorsun. Evet. Süpürgeler yapılır, yemekler yapılır. Onlar yapılırken sürekli radyo açık ve şarkılar söylenirdi. Allah Allah. Tabii ama güzel bir ortamda böyle büyüdüğüm için çok mutluyum. Ben de aynısı geçmiş. Şarkılar, türküler, Türk sanat müzikleri. Aa, Utun'u götürelim eğer buradaysa. Ya elleşmesene benim ya, ben yapıyorum. İyi de sucuklar pişti. Gelmiş karışıyor sucuklu mutlama. Önce sucukları pişirelim dedim de ama. Ben yapıyorum. Çok pişmiştir aslında sucuğu da ben onu hatırlıyorum. Ben çok pişmiştir ben zaten anneciğim. Yine size oynadı. Annem yine size oynadı. Vallahi biliyor bu işi. Kız açacağım sana bir kanal. Yok yok. Benim vaktim mi var kanala? Yok sen, mu? Oo maşallah sen yapıyorsun, birleştiriyorsun, monte ediyorsun. Aman aman teknolojiden ne anladın lan? Sen her şeyden anlarsın anneciğim. Ha. Zehir zehir maşallah. Sen maşallah iyice hızlandın. Tü. Maşallah maşallah. Diyorum ki. Herkes maydanozun yapraklarını sever. Ben de saplarını çok seviyorum diyorum. Sulu sulu. Önce saplarını yiyorum bazen, her zaman değil. Annemin orijinal bir insan olduğundan bahsetmiş miydim? Şahsın önası bir. Ama gerçekten deneyiniz, sapları sulu sulu o kadar güzel ki. Sırf su. Hiç sertlik yok. İlk baştaki o... Maydanoz suyu dedikleri bu mu acaba? Ha tabii. Geri kalan yerini sulu sulu yiyoruz. Çok çok güzel. Yapraklarından bin kat güzel ama tabii ki yani herkesin de arzusu yani. Yine de bir hizmet verdi size gördüğünüz gibi. Kısa günün kârı bir tarif. Hem tarif hem de sağlıklı tarif biliyorsunuz. Çok çok faydalı idrar yollarına özellikle. Maydanoz sapları her şeye faydalı. Ya şu sucuklu yumurtanın bence mutlulukla bir ilgisi var. Ne dersin? Kesin var. Sucuklu yumurtanın var. Her ne kadar kahvenin de biraz var. Var var. Sucuklu yumurtanın mutlulukla ilgisi var, kahvaltının da var. Ay yemeklerin, yemeklerin kesin, var, yemeklerin. Yemek yemenin boğaz... var. Can boğazdan gelir, can boğazdan gider. Mutluluk getirir, mutluluk getirir. Ben bir sevdiğim şeyleri yemesim gerçi ben her şeyi biliyorum da. Mesela evet. Ne bileyim bir muz. Ay diyorum bir muz, ondan sonra yanına kahve, böyle değişik mutluluklar. Kendine küçük mutluluklar yapıyormuş annem. Şimdi bunu, şimdi sucuklu yumurta aynı tavadan yenir ama Covid var, biz aynı tavadan evet. Yeniyoruz. Evet. Tabağımızı alalım. Aynen aynen öyle. Vereyim mi sana servis şeyi? Ağzının suyu aktı. Ben seninkini koyayım. Ay burada daha bir sürü ot varmış. Anladım ben onları, neyse geçti artık. Tuzumuz, biraz tuz koyayım. Afiyet olsun. Şöyle çekelim. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi salata da oldu. Bence artık çok güzel. Ben yemeyince mesela özlüyorum salata kahvaltıda. Sen? Ben yemediğim zaman bir de huzursuz oluyorum üstelik. Ay annem zaten yemekle ilgili her konuda huzursuz oluyor. Şimdi hem de şeydi, portakalı yemedik. Tabii. Eksik kaldı. Hayır bir de neden biliyor musun? Ben biliyorsun iki öğün yediğim için. Hani evet. Arada da yememek için portakalımı da meyvemi de kahvaltı faslında hepsini bitiriyorum. Evet. Ondan sonra akşam yemeği. İşte yemeyince de huzursuz oluyor. Gerçi akşam çıkarırım ben acısını da ama akşama yüklenmemek lazım. Akşam 5 günlük gibi yiyor. Hele ki sabah yemediyse 10 günlük yiyor. Yok artık.
Valla zararlı bir şey yemedikten sonra ye ye bildiğin kadar. Annemin felsefesi o. Ye ye bildiğin kadar. Anneciğim ben yokken bedbaht geçen günlerini anlat bensiz. Bedbaht geçen günler. Bedbaht demeyelim de özlemle geçen günler. Öyle. Ay kızım da olsa yanımda. Böyle keyif yapsak. Oldum şimdi geldim. Evet. Dört köşeyim keyiften. Oo. Dört başı mamurlu ilgisi nedir? Yani her istediğim olmuş oluyor. Hangisinde? Sen geldiğin zaman. Sen gelmediğin zaman bir şey var eksik. Neydi o? Bir şey var eksik. Öyle bir şarkı var ya. Sen gelince her şey tamam. Sen yoksan her şey eksik. Sanırım öyleydi. Aynen öyle. Sen varsan her şeyim tamam. Sen yoksan her şey eksik. Aynen. Yakaladık demin. Annem de şarkı söylüyordu. Ay onlar duyulmadı mı yoksa? Bilmem. Duyuldu mu yoksa? Bilmem. Ya evet ben çok işlerimi yaparken çok şarkı söyleyen bir yapım var. E bundan da memnunum, şikayetçi değilim. Bir şikayetçi olsun. Değil mi? Tabii. Ben hatırlıyorum sen eskiden müzeyden senar dinlerdin. Seni dinlerim. Ay yemek yaparken. Ay evet, onu açıp dinlerdim, doğru söylüyorsun. Şimdi telefondan dinliyorum gerçi de. Ne dinliyor? Açıyorum mesela 50 tane üst üste öyle şeyleri var. Bantları var. Bunları dinliyorum. Müzeyyen Senar mı? Ay şimdi bir de senin radyoya koyduğun müzikler çok hoşuma gidiyor. Aralarından seçiyorum mesela geçen gün. Yerli mi yabancı mı? Çünkü biliyorsunuz ki bir 90'lar yayınlar bir de yabancı. Vallahi her ikisinden de. Önce açılış parçanı söyleyeyim. Keçi miydi? Neydi o? İsmini bir öğrendin. Tabii. Onu çok seviyorum. Onu dinliyorum. Kendini annem geliştirmiş. Ama gerçekten çok güzel o. Onu zaten dinlediğin zaman bütün enerji geliyor. Dans ediyor musun ben dans ettim dediğimde? Valla bir kere de ettim. Ettim. Çünkü ben sabah uykusundan da uyanıp 9'da ya, 9 ile 10 arası ya. Ona rağmen kalktım yani. Diğeri 5 ile 7 arasıydı değil mi? O da zaten edilir. Sonra beğendiğim parçalardan biri mesela Cem Karaca'nın Rap Rap. Onu bir kere çaldım. Bir kere çaldın ama çok güzel. Gene çal istersen. Ben onu işte... Bir daha çalarım, senin için çalarım anne. Ben işte onu ne yapıyorum? Açıyorum YouTube'u. Cem Karaca Rap Rap diyorum. Dinliyorum mesela. Biraz hızlı bir kahvaltı yapıyoruz. Çünkü anneannemize gideceğiz. Gideceğiz de oradan da 4'te kalkmak zorundaymışız. Onun için bak yani. Şimdi. Yoksa 3'te de çıksak olur. Yani kaçta istesek çıkarız ama duymuşta senin programın var. Böyle yoğun bir insanım ya. Evet. Arayan. Ne arıyor? Mavi köşe. Geliyor mu şöyle? Ara ara mı soruyorlar? İşte böyle ayda bir, ayda iki. Hadi bakalım. Sen bir ara anne emlakçı olurum ben diyordun. Nasıl şimdi ilgin? Annem bir ara tutturdu. Ben çok güzel emlakçı olurum diye. Yani emlakçılıktan... Annem eczacı biliyorsunuz. Yat sat. Hani sıradan bir emlakçılık. Tabii ki de düşünmem yani. Ama yap al sat mı derler. Alırsın böyle konumu güzel bir yerde. Konumu güzel oldu mu korkma. Bir de restore ettirirsin mesela istersen. O ikisini satış. Bitti gitti. Temiz. Verdiğin para zaten yine değeri değerlenmiş olacak yani. Hani evet. Şey değil. Kesin konum güzel olmalı. Hani dip dibe apartman olmamalı. Çok dip dibe olmamalı yani. Paraları yoksa? Paraları yoksa artık almaya çalışıyorum. Yani. Çok acımasızca oldu. Tamam. Niye yemek acaba? Güzelini sonuna bıraktım galiba. Öyle bir oyun var ya benim. Bir de öyle bir şey var değil mi? İnsan güzelini en sona yiyor, üstüne yiyeceğim diye. Ya biz bugün bunları hazırlayıp parkta kahvaltı edecek. Aa, gerçi oradaki evi yıkmışlar. Hangi? Sonunda. Hangi? İşte kahvaltı yaptığımız yeri. Bakalım yapabiliyor muyuz hala orada?
O bütün gençliğin gittiği yere gideriz. Daha ileride var ya park. Böyle deniz... Yeni yerler keşfetmiş annem, denizi ben bilmiyorum. Ayıran, evet, denizi ayıran böyle bantlar var. Hmm. Orada da otururuz. Götür beni anne. Evet. Oraya nasıl götüreceğiz kahveyi? Kahve orada olur mu? Değil mi? Çay oluyor, kahve olmuyormuş. Yeni yeni şeyler. Ben Türk kahvesi içiyorum ama. Ben içmiyorum Türk kahvesi. Hmm. Sen çay iç. Senin usulün de çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Kendi usulümü çok beğenirdim ama seninki de çok güzelmiş. Ben bu işi biliyorum. Öğretirim sana anne. Ben hadi alırsın tarifimi. Öğrendim, öğrendim. Çünkü zehir. Bizim kahvaltımıza eşlik etmiş oldular. Vallahi hep bir taşla iki kuş vuruyorsun. Zaman yok diyerekler ama iyi oldu aslında. Çünkü diğeri yine zeka. Yoksa normalde yerken çekmezdik herhalde de. Belli olmaz. Sabah samimiyet bize... gerçi. Evet. Hem bir İzmirli olmanın gerekliliği bir şey kahvaltı. Aslında balkon kahvaltısıdır da. Neyse şimdi böyle bir kahvaltı. Bu balkon yanı oldu artık. Balkon yanı kahvaltısı bizimki. Tabii. İzmir'de öyle bir şey var. Gevreğimiz, boyozumuz ve balkonda kahvaltı hem de saatlerce kahvaltıdır. Bir İzmirli olmak değil mi anneciğim? Ha evet. Balkonda öyle. Daha çok sohbet ederdik belki de. Biraz aceleye mi geldi bilmiyorum artık. Sadece yemek değil, bir de hum 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 yiyoruz böyle, hızlı hızlı yiyoruz. Ama yine diyecekler de... Diyecekler bize ne obur. Yok. Yine de hani dedik, sevenlerimizle birlikte olmak için evet. Bunu da böyle sıkıştırdık artık araya. Çünkü ben dedim annemi özlediklerini düşünüyorum. Ay teşekkür ediyorum. Evet. O zaman ne yapsınlar anneciğim? Kızıma abone olursanız seviniriz. Hadi başka videoda görüşürüz. Bye bye.